5 yıl sonra dolar milyoneri olmak ister misiniz ve bunun için hangi hisse senedinden kaç tane almanız lazım? Bugün bundan ilgili çok basit bir video yaptım sizler için. Çünkü eğer önünüze böyle bir modeliniz yoksa bütün bu sert dalgalanmalarda, ezbercilerin söylemlerinde, teknik analistçilerin facia geliyor çizgilerinde kafanız karışabilir. Oysa aslında geleceğe bakmanın basit bir yolu var. Birkaç hisse senedi seçip bunların 5 yıl sonra fiyatların ne olacağını tahmin etmeye çalışmak ve o tahmin çerçevesinde de kaç tane hisse senedi almanız gerektiğini bir hedef doğrultusunda belirlemek. Mesela. Ya diyelim ki 1 milyon dolarınız olsun istiyorsunuz 5 yıl sonra hangi hisseden kaç adet almanız lazım? Bununla ilgili bugün size çok basit bir model sunacağım. Tabii ki ise senetlerinde geleceği öngörmek imkansızdır ve bu modelin de kendine göre riskleri var. Biraz sonra anlatacağım. Ama yine de aklınızda bir modelin olması gerekiyor. Öbür türlü bu inişlerde çıkışlarda dalgalanmalarda paraya kapılıyorsunuz. Hisselerinizi satıyorsunuz. Almanız gereken yerde almıyorsunuz. Teknik analiz yapmaya çalışıp en dibi bulmaya çalışıyorsunuz. Oysa bunların çok büyük bir bölümü gerçekten gürültü. Yapmanız gereken şey çok daha basit. İşte bunu bugün çok somut araçlarla sizlerle paylaşacağım ve bu araçlarla ilgili size linklerde sunacağım. Bu araçları nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Harika bir video hazırladım sizler için. Hedefimiz 5 yıl sonra 1 milyon dolarımız olması. Hazırsanız başlıyoruz. Hisse senetlerine yatırım yaparak 5 yıl sonra dolar milyoner olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey doğru şirketleri seçmek. Ve şirket seçmek hakikaten zor. Öyle bir şirket seçmelisiniz ki 5 yıl sonra hisse senedi yükselsin ve sizi hedefinize doğru götürüyor olsun. Bir şirketi değerlemesi neye göre oluşuyor o kadar karmaşık bir mesele ki oradan konuya girmekte fayda var. Çünkü bugün ucuz olan bir şirketi bulacaksınız. Bunun 5 yıl sonra değerinin çok artacağını öngöreceksiniz. Öngörünüz doğru çıkarsa ve yeterli miktarda hisse senedini almışsanız harika bir yerde olacaksınız. E tabi bunun için doğru bir değerleme modeline ihtiyacınız var. Şirketin bugünkü değerinden o hedeflediğiniz yere doğru yürüyeceğini takip edebileceğiniz bir modele ihtiyaç duyuyorsunuz. Bununla ilgili hesaplama şekilleri aslında oldukça karmaşık. Kimisi net nakit akışlarına bakar, kimisi şirketin ebitasına bakar, kimisi şirketin uzun vadeli büyüme eğilimlerine bakar. Benim baktığım çok basit bir kriter var. Satışlar. Çünkü eğer şirket satışlarını büyütebiliyorsa işler yolunda gidiyor demektir. Bu nedenle ben sadece büyüme şirketleriyle ilgiliyim. Yani Coca-Cola pek ilgimi çekmiyor çünkü onun yıllık büyümeleri küçük kalıyor. Oysa teknoloji tarafına baktığımızda teknoloji şirketlerinin çok hızlı büyüyebildiğini görüyoruz. Ve bu çok hızlı büyüyen şirketlerin satışları arttığı için bu uzun vadeli hisse senetlerini yukarıya doğru götürüyor. Bu nedenle benim kendime seçtiğim temel parametre fiyat bölü satış. Nedir fiyat bölü satış? Pay bölümünde fiyat var yani hisse senedinin son fiyatı. Bunu herhangi bir yatırım sitesinden hemen görebilirsiniz. Satış ise bir hisse senedine düşen yıllık ciro anlamına geliyor. Bu için yıllık cirosunu bileceksiniz son 12 ayı ben tercih ederim. Sonra kaç tane hisse senedi var ona böleceksiniz. Böylece hisse senedi başına satışları bulmuş olacaksınız. Ve hisse senedi fiyatını hisse başına düşen satışlara böldüğümüzde de bizim fiyat bölü satış yani F bölü S rasyosu hesaplanmış olacak. Tabi bu rasyonun iki elementi de bir sürü tahmin ürütülebilir. Fiyat bölümü tamamen piyasanın kararı. Bu konuda bizim aslında pek de bir kontrolümüz yok. Düşünün mesela son günlerde ne yaşadık? Nvidia'nın hissesi 500 dolara çıktı bilançodan sonra şu anda 450 lira e verdi. Buna piyasa karar veriyor. Piyasa neye göre karar veriyor konusunda birkaç tane göstergemiz var onlara bakacağız. Satışlar ise somut. Şirketin kaç para cüre yaptığını son 12 ayda hemen görebilirsiniz. Bunun ileride ne kadar büyüyeceğine dair de çok sayıda analiz var. Siz kendiniz de bazı hesaplamalarda bulunabilirsiniz. Bu da aslında belli göstergelere tabi ve tahmin edilebilir. Ne demek istiyorum? Fiyat bölümü ne demiştik? Piyasanın kararı. Piyasa neye göre karar veriyor? Bu şekilde hızlı büyüyor mu ona bakıyor. Hızlı büyümeyen şirketleri pek sevmiyorlar. Karlı mı şirket? Karlığını artırıyor mu? Buna bakıyor elbette. Serbest nakit akışı üretebiliyor mu? Yani para yaratabiliyor mu? Hype dediğimiz konu şirket o anda ne kadar popüler? Mesela son bir yıldır Nvidia hype ile yaşıyoruz. Onun heyecanı var piyasalarda. Hangi sektörde şirket işlem görüyor? Bu çünkü şirketin değerlemesine çok önemli bir faktör. Mesela bu aralar yapay zeka çok popüler olduğu için yapay zeka ile ilgili bir sektördeyseniz ise senin fiyatı yüksek oluyor. Ama daha geleneksel bir endüstride düşük hızla büyüyen bir sektörde ise firma onun değerlemesi daha düşük olabiliyor. E bir de elbette tabii makro ekonomi. FED Başkanı Powell ne dedi? Dünyada ekonomik kriz var mı? Resesyon var mı? Büyüme mi var? Bütün bunlar fiyatı etkileyen faktörler. Satış tarafı ise daha somut çünkü son ciroyu biliyoruz. Peki bu ciro büyüyecek mi ileriye yönelik olarak? Şirket bu büyüme için doğru ürünlere sahip mi? Yeni ürünler çıkartıyor mu? İçinde bulunduğu pazar büyüyen bir pazar mı? Küçülen bir pazar mı? Şirket markası nasıl yönetiyor? Şirket bir kere bir müşteriyi kazandığı zaman ona satışlarını tekrar tekrar devam ettiriyor mu? Mesela Palantir'i sevmemin yönlerinden bir tanesi bu. Bir kere bir müşteri kazanınca uzun süre orada kalabiliyorlar. Ana trendler nasıl? Bu şirketi içinde bulunduğu sektörü destekleyen trendler mi var? Mesela elektrikli arabalar büyük trend. Tesla'yı çok destekliyor gibi. Ve müşteri sadakati nasıl? Memnuniyeti nasıl? Çünkü en sonunda bir şirketin büyümesini sağlayan temel faktör müşterinin onu seviyor olması. Fiyat böyle satışlar böyle basit bir rasyo aslında. En önemli rasyo mudur bir şirket için tartışılabilir ama çok basit bir rasyo. Bizim gibi yatırımcılar tarafından gidip şirketin son satışlarını görmek de çok kolay, fiyatını görmek de çok kolay, hesaplama da çok kolay. O ben çok seviyorum. Bir de satış tarafı bir şirketle ilgili en doğru tahminlerde bulunabileceğimiz yer. Neden öyle söylüyorum? Çünkü şirketin içinde olan bitenleri pek bilemiyoruz. Büt kar, kar, takışı akışı. Bunları ancak şirket raporlayınca görebiliyoruz. Oysa yatırım yaptığımız şirketi biraz yakından takip ediyorsak satışları nasıl gidiyor konusunda epey bir fikir sahibi olabiliriz. Peki fiyat satış rasyosunu kullanarak 5 yıl sonra nasıl dolar milyoneri olabiliriz? Hepinizin ilgisini çeken konu bu. Burada sizler için bir Excel tablosu hazırladım. Son derece basit bir tablo. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Kolayca siz de ulaşabilirsiniz. Sonra tabloyla istediğiniz gibi oynayın. Baktığımızda sağ tarafta hedefim var benim. Yani 1 milyon dolara ulaşmak istiyorum. Bu 1 milyon dolara ulaşmak için de 4 ayrı hisse senedi üzerinde çalışma yaptım. Tesla, Palantir, PayPal ve Nvidia. Buraya siz gönlünüzden geçen hisseyi koyabilirsiniz. İşleri biraz basitleştirmek adına bu şirketlerin temettü dağıtmadığını ve dağıtmayacağını varsaydım. Gerçi Nvidia dağıtıyor ama biz hesaplamayı biraz basitleştiriyoruz. Bir de hesaplarda enflasyonu oyun dışında bıraktım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında enflasyon şu anda %3'lere inmiş durumda. 5 yılda kümülatif olarak bir %15 etkisi olabilir. Ama bunu da şimdilik hesap dışı bırakalım ki işlerimiz biraz kolay olsun. O halde baktığımda 1 milyon dolara 5 yıl sonra ulaşmak istiyorsam kaç adet Tesla veya Palantir veya PayPal veya Nvidia hissesine sahip olmam lazım. Tabi dileyenler bu hisse senetleri başka hisse senetleri değiştirebilir veya tek bir hisse senedi yerine Sepette sepet de yapabilirler. Peki tablomuz nasıl işliyor? Öncelikle gidip şirketin son 12 ayda yaptığı ciroyu buluyoruz. Mesela Tesla'da son 12 ayın cirosu 94 milyar dolar. Bu rakamlar nereden bulunur? Hangi siteyi kullanmak lazım? Bu konuya biraz sonra geleceğiz ve size örnek benim ve çok yoğun kullandığım özellikle Amerikan borsasına yatırım yapan insanların çok yararlanabileceği bir siteyi bir indirim kuponuyla beraber anlatacağım. Ama ona biraz daha var. Bakalım şirketin son 12 aylık satışı 94 milyar dolarmış. Kaç hisse var. 3 milyon 160 bin hisse senedi var. Rakamı biraz yuvarlıyoruz burada. Hisse senedi başına satış bu durumda 94 milyar dolar bölü 3160 29.76 dolara geliyor. Şirketin hisse senedi fiyatı ben bu tabloyu hazırlarken 235 dolardı. Oradan biraz arttı şu anda ama biz buradan gidelim. Bu durumda 235'i 29.76'ya böldüğümüzde şirketin fiyat bölü satış rasyosu 7.90. 7.90 bizim bazımız. Şimdi hesaplamamız gereken şey bu şirket satışlarını ne kadar büyütecek önümüzdeki günlerde ve şirketin 5 yıl sonra fiyat satış rasyosu bizce ne olur? İki tane de rakama ihtiyacımız var yani. Bunlardan ilki şirketin ne kadar büyüyeceğine ilgili analistlerin bir sürü tahminleri var. Ben burada 3 ayrı senaryo ile tahmin yap. Bir tanesi de Tesla yıllık %40 büyüyor ki bu şu ana kadarki büyüme ortalaması. Bir tanesinde %50 büyüyor bu Elon Musk'ın söz verdiği büyüme rakamı. Bir tanesi de kötümser senaryo. Şirket sadece %25 büyüyebiliyor. Böyle baktığımızda kümülatif büyüme etkisi yani her yıl ciroya %40 ekliyoruz. Bu durumda birinci senaryoda birinci yılda şirketin cirosu 131 milyar dolar. ikinci yılda 184 milyar dolar. Böyle böyle gittiğimizde 5. yılda 505 milyar dolara ulaşıyor. İyimser senaryoda şirketin cirosu 714 milyar dolara geliyor. Kötümser senaryoda ise şirketin cirosu 286 milyar dolara geliyor. Bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Tabi bu hızla şirket büyüyor mu büyümüyor mu sürekli izlemeniz gerekiyor. Nereden izlenir biraz sonra geleceğiz. Peki 5 yıl sonra şirketin kaç hisse senedi olacak? Tesla pek yeni hisse senedi ihraç etmiyor fazla. Bir şirket neden hisse senedi ihraç eder? İki sebeple. Bir tanesi tabi yeni para bulmak için. Çünkü hisse senedi satıp şirkete para sokabilirsiniz. İkincisi de çalışanlarınızın bir bölümü hisse senedi opsiyonlarıyla ücret alıyordur sizden. Özellikle startuplarda mesela Palantir gibi şirketlerde bu rasyon daha yüksektir. Bak Baktığımızda benim tahminime göre bugün 3.160 olan hisse senedi adedi 5 yıl sonra Tesla'da 4.250'ye çıkacak. Buna karşın Palantir'de şu anda 2.100 hisse var ama 5 yıl sonra bunun 4.000'lere çıkabileceğini tahmin ediyorum. Neye göre tahmin ediyorum? Hangi rakamlara bakıyorum? Birazdan göstereceğim. Böyle baktığımızda 5 yıl sonra hisse başına satış 118 doları bulacak. Yani şu anda 29 dolar olan rakam 5 yıl sonra 118.99 doları bulacak. Bas senaryomda fiyat böyle satışın 5 yıl sonra da aynı olacağını varsayıyorum. 7.9. 7.9 çarpı 118 dolar Tesla'nın hisse senedi fiyatının 940 dolara gelmesi gerekiyor. Ama unutmayın fiyat böyle satış tamamen benim tahminim ve diyorum ki bugünküyle aynı kalır. Kalır mı kalmaz mı nelere bakmak lazım? geleceğiz. Daha iyimser tahminimde ise şirketin satışları daha hızlı büyüyordu hatırlarsanız. Hızlı büyüyen şirketlerin fiyat bölü satış oranları da daha yüksek olur işin enteresanı. Bu durumda bir hissenin fiyatı 1680 doları bulabilir gibi gözüküyor. Kötümser senaryoda ise şirketin büyüme hızı düştüğünden fiyat bölü satışı da düşebilir. Bu durumda 5 yıl sonra şirketin hisse senedi fiyatı 4 x 67 dolar 270 dolar olabilecek. Peki bunun yansıması ne? İlk senaryo senaryoda %300'lük getiri var. ikinci senaryoda %615'lik getiri var. Son senaryoda ise %15'lik. Tabii neyi varsayıyoruz? Bütün hisse senetlerini bugün gidip alırsanız. Ama muhtemelen öyle yapmayacaksınız. Yıllara yayacaksınız çünkü o kadar paranız yok. Ve bütün bu hesaplamaların sonunda ben eğer fiyat bölü satış artı satışların büyümeleri konusunda haklıysam 5 yıl sonra 1 milyon dolara ulaşabilmek için 1064 hisse senede ihtiyacım var. Birinci senaryoda. ikinci senaryoda 595 adet hisse senede ihtiyacım var. Son senaryoda ise 3700 hisse senede ihtiyacım var. Bu tabi iyi bir senaryo değil. Diyelim ki siz 1 milyon dolar değil de 100 bin dolar hedefliyorsunuz. Bakalım o zaman ne oluyor? Bu durumda 5 yıl sonra sahip olmanız gereken hisse senedi adedi 106 birinci senaryoya göre. imser senaryoda 60 hisse senedi, 3. senaryoda ise 370 adet hisse senede ihtiyacınız var. Diğer şirketler için de bu hesapları yaptım. 1 milyon dolara ulaşmak için kaç hisse senedi varı? Palantir'de, Paypal'da ve Nvidia'da istediğiniz şirketi buraya ekleyebilirsiniz. Tablo siz de istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdi kafanız bu net diye ulaşmışsa aslında yapmanız gereken şey çok basitleşiyor. Mesela kafanızdaki rakam 100 bin dolarsa ve sizin şu anda hiç Tesla ise senediniz yoksa ve Tesla'nın bu şekilde büyüyebileceği kafanıza yatıyorsa ve Tesla'nın 5 yıl sonraki fiyat bölü satış oranı konusunda da bir tez geliştirebiliyorsanız ve bu tezin arkasında duruyorsanız zihnen yapmanız gereken tek şey mümkün olduğunca hızlı şekilde Tesla veya Palantir veya veya PayPal veya Nvidia hissesi toplamaktır. Bu kadar basit aslında mesele. Ve piyasadaki bütün gürültü sizi hiç ilgilendirmemeli. Eğer o gün hissenin fiyatı çok düştüyse harika. Şu adede ulaşmak için daha ucuza hisse alabiliyorsunuz. Eğer fiyat çok hızlı yükselmişse harika. Bu durumda şirketin fiyat bölü satış oranı hızlı değişiyor demektir. Bu da sizin 100 bin dolar hedefine ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Ama biz şimdi gelin tekrar 1 milyon dolara dönelim. Biraz daha iddialı bir hedefimiz olsun ve biraz daha hesaplamanın detaylarına girelim. Benim görüşüme göre Tesla'da iyimser senaryo gerçekleşecek. Tabi yanılabilirim. O senaryonun rakamları nereden alıyorum ona bakacağız. İleri dönük satış büyümesini %50 olarak bekliyorum. Bundan dolayı 5 yıl sonra 714 bin dolar satışa geleceğiz. Ve bir yandan da fiyat bölü satış oranının 7.9'dan onlara doğru gideceğini düşünüyorum. Bu durumda 1 milyon dolara ulaşmak için 595 adet hisse senede ihtiyacım var. Bu hisse senetleri ne kadar erken toplarsanız o kadar karlı bir şekilde buraya ulaşırsınız. Hisse senetleri gidip 5 yıldan bir gün önce toplarsanız tabii bir kar falan kalmaz işin doğrusu. Ve öte yandan fiyat ne kadar düşükken toplarsanız yine rasyo o kadar iyi hale gelir. Bundan dolayı borsalardaki düşüşler aslında sizin lehinize çalışan bir unsur haline gelecektir. Hedefimiz 595 ise. Peki benim bu varsayımlarım doğru mu yanlış mı? Bütün bu rakamları nereden alıyorum? İşte bunun için de seekingalpha.com'a gidiyoruz. Seekingalpha.com benim ücretli üyesi olduğum bir site. Size de yukarıdaki linki kullanıp ücretli üye hale ve gerçekten yatırımcı olmayı düşünüyorsanız tavsiye ederim. Yalnız küçük bir numara var burada. Üye olmak için 31 Ağustos bekleyin. Çünkü 31 Ağustos'ta bir indirim kuponu devreye giriyor. Aynı linkten. Şu anda 239 dolar olan fiyat 189 dolara inecek. Sizler için 50 dolarlık bir indirim olacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce kullanmayın o linki. 31 Ağustos'ta ama unutmayın kullanın. Ben de bundan tabii küçük bir pay alıyorum. Ben de hisse senedi alacağım. Ben de tesla toplamaya çalışıyorum. Benim hedefim 1 milyon dolardan biraz fazla. Daha fazla da hisse senedi var ama sonuçta hedefim elimdeki Tesla hisse sayıda adedini mümkün olduğunca artırıp o hedefe bir an önce ulaşmak. Ama tabi eğer fiyat bölü satış ve satış büyümesi konusundaki tahminlerimiz yanlışsa bütün oyun bozulur. Bunları nereden alıyoruz? Şimdi gelin onu inceleyelim. Seeking Alpha sitesine gittiğinizde finansal tablolar diye bir bölüm var. Finansal tablolarda income statement yani satışlara bakabilirsiniz. 94 milyar dolar. TTM demek de trailing 12 months yani son 12 ay. Temmuz ayında açıklanan ilk 6 ayın bilançosu da göz önüne alındığında Tesla 94 milyar dolar cüre yapmış. Bu bizim biraz önce tablomuza eklediğimiz rakam. İkinci baktığımız konu neydi? Fiyat bölü satış rasyosu. Baktığımızda Tesla'nın price bölü sales 12 trailing months yani son 12 ay rakamlarına baktığımızda fiyat bölü satışları 7.73% İleriye yönelik baktığımızda da 7.27. Benim tahminlerimde 7.90 duruyor orada. Biraz bunun üstündeyiz. İşte rakamlar günden güne elbette değişiyorlar. Yalnız şunu farkına varmalısınız. Tesla'nın 7.73'üne karşılık otomobil sektörünün ortalaması 0.86. Bu ne anlama geliyor? Eğer Tesla'nın değerlemesini otomobil şirketi gibi yapıyor olsaydık bugünkünün kabaca 7'de 1 değerine inmesi gerekiyordu. Yani 240 dolarlardan 30-40'lara inmesi gerekiyordu. Peki neden yatırımcılar Tesla'yı daha yüksek değerliyorlar? Bunun temelde iki sebebi var. Bir tanesi biraz sonra geleceğiz. Büyüme oranları çok çok yüksek şirketin. İkincisi Tesla sadece otomobil şirketi olarak görmüyorlar. Tesla'nın ileride robot taksi, otonom sürüş, yazılım hizmetleri dışarıya satılan, şarjın hizmetleri dışarıya satılan bütün bunlarla sektör ortalamasından daha yüksek bir kâre ve nakit akışına ulaşacağına inanıyorlar. Onun dışında tabii de Elon Musk faktörü var. İnsanlar Elon Musk'ın yapacaklarının diğer otomobil sektörü CEO'larının yapacaklarından daha fazla olacağına inanıyorlar. Bunu uzun uzun anlatıyorum. Çünkü bu fiyat bölü satış subjektif bir kavram. Çünkü fiyat bölümü unutmayın piyasanın takdiri satış somut olsa da. Bu durumda takip etmeniz gereken konulardan bir tanesi Tesla'nın bu rasyoya doğru inmemesini istiyoruz. Baktığımızda 5 yıl ortalamasında aslında Tesla'nın rasyosu 10 civarındaymış. Epey bir gerilemişiz oraya göre. Neden? işte biliyorsunuz son bir yıldır Amerika'da faizler arttı, otobüs satmak zorlaştı, Tesla kar marjını azalttı. Tesla'ya olan heyecan birazcık azalmış durumda. Bütün bunlar bu rasyoyu buraya doğru çekiyorlar. Ama benim öngörüm gelecekte Tesla'nın otonom sürüşle başaracağı, dışarıya otonom sürüşü bir hizmet gibi satacağı, başka yazılım projeleriyle beraber Tesla'nın bir otomobil şirketi gibi değil de bir yazılım şirketi gibi değerlendirileceği ve öyle baktığımızda daha yüksek bir rasyoya ulaşacağı. Bundan ilgili biraz sonra enteresan bir şey daha göstereceğim size. Peki Tesla'nın büyüme hızı ne? Burada yine başka bir tablomuz var. Growth diye Seeking Alpha'da büyüme. Revenue Growth Year Over Year. Son bir yıldaki ciro büyümesi yıldan yıla baktığımızda Tesla %39 büyümüş. Son 5 yıllık ortalama büyümesi ise %48. Tabi Tesla bundan dolayı sektörden çok hızlı büyüyor. Çünkü sektörün ortalama büyümesi %7.28. Önümüzdeki döneme yönelik tahmini ciro büyümesini 33.71 olarak hesaplamışlar bu bir yıl. 5 yıl ortalaması ise %39.73. Bunu kimler hesaplıyor? Tesla konusunda analiz yapan Wall Street yatırımcıları. Ve onlar diyorlar ki Tesla'da biz böyle bir büyüme öngörüyoruz. Bu yılın başına kadar Tesla ile ilgili büyüme öngörüsü %50'ler civarındaydı. Bu hem bizim çarpan tarafındaki ciromuzu büyütüyor. Çünkü unutmayın şirketin değeri nasıl hesaplanıyor? Son ciro çarpı fiyat bölü satış. Böylece ciro tarafından da bir olumlu katkı alabiliriz. Ayrıca fiyat bölü satış rasyosundaki fiyat hisse seri fiyatı da yukarıya doğru gidiyor. Çünkü insanlar daha hızlı büyüyecek şirketleri daha değerli buluyorlar. Yani bu büyüme tahminlerimizi de yine Seeking Alpha'dan alıyoruz. Sonra kendi senaryomuzu geliştiriyoruz. Bence senaryo Tesla'nın %50 büyüyeceği. Neden? Çünkü Tesla zaten çok sayıda yeni aracı daha piyasa yeni çıkartıyor. Cybertruck yeni geliyor. Tır çekicisi piyasa yeni çıktı. Batarya işini yeni yeni büyütüyor. Ve en önemlisi de otonom sürüş yazılımı satışları daha pek başlamadı bile. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman 5 yıl boyunca Tesla'nın %50 ortalamaya yakalayacağını düşünüyorum. Bu yıl daha az büyüyecek muhtemelen. Çünkü Amerika'da faizler yüksek, araba satmak zor. Gelecek yıl daha hızlı büyüyecek belki çünkü otonom suç epey ilerledi gibi gözüküyor. Ama benim tahminim %50. Kendi tahmininizi, kendi seçtiğiniz hisse senedi ve şirket için siz yürütmelisiniz. Peki benim Tesla için öngördüğüm fiyat bölü satış rasyosu yani 10, 5 yıl sonra için mantıklı mı değil mi? Bu için de Tesla'yı öncelikle otomotiv sektörü oyuncularıyla karşılaştıracağız. Daha sonra da Apple'la. Neden Apple'la karşılaştırıyorum? Çünkü Tesla'nın aslında daha fazla Apple'a benzediğini düşünüyorum. Otomobil şirketleri otomobili satıyorlar, oradan para kazanıyorlar bir de yedek parça ve hizmetten. Tesla ise aracı sattıktan sonra yazılımla da para kazanıyor. Çünkü bir otonom sürüş yazılımı ekleniyor bunun üzerine. Ayrıca Tesla tıpkı Apple gibi bir ekosistemle yaratıyor. Nasıl bir Apple telefonu aldığımızda onun üzerindeki aplikasyonlardan da Apple para kazanıyor. İşte oradan da Tesla bence para kazanacak. Ayrıca bir Apple ürünü aldığınız zaman onun şarjları, kabloları hiç bitmez biliyorsunuz o işler. Tesla'da da aynı şekilde aracı aldıktan sonra da şarj etmeniz gerekiyor. Kabloları ihtiyaç oluyor vesaire. Bu nedenle ben Tesla'nın 5 yıl sonraki fiyat bölü satış oranın Apple'a daha yakın olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar hep bir varsayım ve şirketimi iyi tanımakla ilgili. Şirketinizi iyi tanımanın ne kadar önemli olduğuna Biraz sonra geleceğiz tekrar. Fiyat bölü satış oranları hatırlayın. Tesla'da 7.73, 7.11 civarındaydı. Toyota'da 0.82. Son 12 ay ileriye baktığımızda 1.33. Mercedes'de 0.46. Son 12 ayda ileriye baktığımızda 1 bölü 0.6. BMW'de 0.41. ileriye baktığımızda 0.97. Race, Race, Ferrari. Onda 9.01. Çünkü Ferrari tabii çok yüksek kar marjı araçlar satıyor. Apple'da ise 7.05. Şimdi Apple çok hızlı büyüyen bir şirket değil. O bir aklımızda kalsın. Bu o rasyo biraz düşürüyor. Çok daha yüksek rasyolu firmalarda var. Ama Tesla'nın 7'si ile Apple'ın 7'si birbirine yakınlar. Ve benim iddiam Tesla Apple'dan çok daha hızlı büyüyebilecek bir şirket. O yüzden ben Tesla'yı onda görüyorum. Tabii bu tamamen subjektif bir karar. Bu 20 de olabilir. Günü geldiğinde 1 de olabilir. Çünkü unutmayın bu sadece şirketin performansına da bağlı değil. Makro trendlere bağlı. Makro ekonomiye bağlı. Ama benim varsayımın mantığı bu bu işte. 10 olarak görüyorum. Tabi Tesla'nın fiyat bölü satış oranının yüksek olmasının temel sebebi büyüme farklılıkları. Baktığımızda Tesla ileriye yönelik olarak %33 civarında büyüyeceğini söyle yıl. 5 yıl ortalamasında da %47 civarında büyüyeceğini söylüyor. Bunlar yıllık ortalamalar ve kümülatif. Toyota'da bu 5.72, Mercedes'te küçülme, BMW %9.39, Ferrari'de %10, Apple'da ise %8.51. Bu çerçeveden baktığımızda da 10 bana süper mantıksız gelmiyor. Ama bitmiyor. Bu 10 Tesla'nın tarihçesinde nasıl bir oran fiyat satış olarak ona da bakabiliriz. Burada da Charting diye bir bölüm var. Yani grafik hazırlama diye bir bölüm var. Sekek Alfa'da ona tıklıyoruz. Karşımıza Tesla'mız çıktı. Burada metriği seçiyoruz. Metrik olarak seçmemiz gereken şey neydi? Price bölü sales son 12 ay yani fiyat bölü satış. Şu öbür metriği kaldıralım ona gerek yok. Grafiğimizi güncelleyelim. Baktığımda bunu biraz da uzatalım. 10 yıl olarak yapalım. Tesla'nın halka açılır aşağı yukarı 10 yıl oluyor ve Tesla'nın fiyat bölü satış rasyosuna sarak etmiş onu da görelim. Bir zamanlar buralarda görüyorsunuz 15'ten 16'ları zor diyormuş. Neden? Çünkü şirketle ilgili o zaman hype çok yüksek ama satış pek yok. Bundan dolayı fiyat bölü satış yüksek. Sonra düşmüş şurada tabanda 1.66-1.71'lere kadar inmiş. O zamanlar da Tesla yatırımcısıydım. Çektiğimiz acıyı anlatamam size. Perişanlık çünkü o dönemde insanlar hem Tesla'nın batacağını düşünüyordu hem de sıradan bir otomobil şirketi gibi görüyordu. Sonra hızlı bir yükseliş başlıyor. Bunun iki sebebi var. Tesla büyümesi hızlı Tesla Model 3 Model Y arka arkaya geliyor. Tesla'nın karı artıyor. Bir de tabii finansal büyük bir balon oluşuyor bu dönemde. Neden? Çünkü FED çılgın gibi para basıyor. Çift tepe oluşumunu görüyoruz burada grafik olarak da. Sonra Tesla'nın fiyatı aşağı doğru iniyor. Fiyat böyle satış 2023'ün başında Tesla hisse seri fiyatı o zaman 100 dolar civarıydı. 4.15'e kadar iniyor. Oradan tekrar yükseliyor. Şu anda işte 7 küsuratlardayız. Şimdi bu durumda 10 Tesla için olmayacak rakam değil. Çünkü görüyorsunuz aslında toplam tarihçesinin ciddi bir bölümünü onun üzerinde geçirmeyi başarmış. Şu çizgi onu gösteriyor. Onun üzerindeki bölümü görüyoruz. Ama kolay bir hedef de değil. Yani Tesla'nın bu 10 hedefine ulaşması için otonom sürüşü mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor. Büyüme hızını asla kaybetmemesi gerekiyor vesaire. Ben bunları yapabileceğine inandığım için ana senaryom olarak fiyat bölü satışta çarpan olarak 10 aldım. Seekingalpha.com böyle harika bir site. Burada görüyorsunuz bir sürü veri var. Ben bunların çoğunun üzerinden gitmedim şu anda. Ama bir de özet summary bölümü var. Orayı çok çok seviyorum. Çünkü summary bölümünde en son analizler var. Kimi al diyor, kimi sat diyor, kimi tut diyor. Bir sürü farklı fikir var. Onları okuyorum ve en son haberleri mutlaka izliyorum. Çünkü kafamda tek bir soru var. Tesla'nın fiyat bölü satış oranı ileride ne olacak? Tesla'nın cirosu benim beklediğim gibi büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Bunlar için de, bunları anlamak için de Tesla'yı yakından takip etmek gerekiyor. Cybertruck geliyor mu? Tesla Model 3 Highland ne zaman piyasaya çıkıyor? Otonom suçta ne oluyor? Gerçekten geliyor mu, gelmiyor? Bunları anlamanız lazım. Siz de seçtiğiniz hisse senedinde bu verilere süper hakim olmalısınız. Ben günümün kabaca bir saatini Tesla ile ilgili incelemeye ayırıyorum. Yani sizlerden tepki gelmese ben bütün gün test anlatabilirim. Çünkü neden? Benim Tesla ilgili ileriye yönelik büyük bir hedefim var. Toplamaya çalıştığım belli bir hisse senedi adedi var. Ve o hisse senedi adedinin beni 5 yıl sonra çok başka bir zenginliğe doğru taşıyacağına inanıyorum. Ama inanmak yetmez. Her gün gelip buradan kontrol etmem gerekiyor. Ciro büyümesini acaba olumsuz etkileyen neler var? Şu andaki yüksek faiz oranları gibi. Bu geçici mi kalıcı mı? Şirketin fiyat rasyosu etkileyen temel konulardan bir tanesi karlılıktı. Karlılık nereye doğru gidiyor? Bunu anlamam lazım. Ve şirketle ilgili piyasadaki duygu nasıl? Analistler ne söylüyorlar? Hype ne durumda? Bütün bunları bilmem gerekiyor ki şirket ne kadar büyüyecek ve şirketin fiyat satış oranı ne olacak bu konuda güçlü bir fikrim olsun. İşte bütün bunlardan yola çıktığımızda 595 adet hisseyle ben diyorum ki 5 yıl sonra 1 milyon dolara ulaşılabilir. 595 hisse senedinin bugünkü hisse senedi fiyatını hemen alıyor olsaydınız kabaca 139 bin dolar para harcamanız gerekirdi. Bunu da asla tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü Tesla'nın fiyatının yarın ne yapacağını bilmiyoruz. Bu kadar paranız yani 139 bin dolarınız bugün hazır olsa bile gidip bir anda Tesla hissesine gömülmek yerine önümüzdeki dönemde yavaş yavaş almanızı tavsiye ediyorum. Mesela her ay düzenli 5000 dolara alma gibi. Evet bu bir miktar kar marjınızdan yiyebilir. Ama uzun vadede biliyoruz ki bütün hisse senedi fiyatları bir aşağı bir yukarı sert dalgalanabiliyorlar. Ve bu düzenli ve yavaş alım sizi bu dalgalanmalardan koruyacak. Ve 5 yıl sonrasına geldiğinizde Tesla hakikaten bu cüreyi tutturmuşsa ve 10 civarında bir fiyat satış oranına sahipse 1 milyon dolarınız olacak. Bütün yatırım ben bugün yapayım hocam. Tabii mümkün ama riskinizi büyütüyorsunuz. Bunu yapanlar da var. Diyecek bir şey yok. Herkesin kendi riskini yönetmesi gerekiyor. Ama sonra bana her gün hocam Tesla'nın fiyatı bugün ne oldu diye gelmeyin. Ben hocam bunu bir yıla yayacağım. Okey o da makul. 5 yıla yayacağım. O da makul. Hepsi makul. Bunlar tamamen sizin risk algınızla ilgili, risk duygunuzla ilgili ve midenizin ne kadar güçlü olduğuyla ilgili. Çünkü Tesla hissesi biraz sert dalgalanan ve mide gerektiren bir hisse ama Çoğu ise de zaten öyle. Umarım buraya anlattıklarımdan neden büyüme şirketlerine daha meraklı olduğumu anlamışsınızdır. Çünkü şirkette eğer bu tip bir büyüme yoksa böyle değerlemeler olmuyor. Mesela burada Paypal'a baktığımızda Paypal'ı ileriye dönük satış büyümesi tahminleri %8 ile %12 arasında dalgalanabiliyor. Bu nedenle Paypal'daki en olumlu senaryoda bile Tesla'nın makul senaryosu kadar bile gelir elde edemiyoruz. Ama PayPal iyi bir yatırımı, iyi bir yatırım olabilir tabii. Çünkü iyimser senaryoda 5 yılda %175 getirisi var gibi gözüküyor. Benim iddiam burada Tesla'dan yana. Ama bu tabi aynı zamanda Tesla'yı daha yüksek riskli bir hisse sene haline getiriyor. Özetlemek gerekirse ne yapacağız? 5 yıl sonrası için bir hedef koyacağız kendimize. Sonra bu hedefe ulaşmak için hangi hisse senetlerinin doğru olduğunu bulmaya çalışacağız. Buradaki temel kriterimiz de büyüme, karlı büyüme. Sonra da gidip bu hisse senetle ilgili Seeking Alpha'da araştırmamızı yapacağız rakamları buraya taşıyacağız ve iki konuda sürekli kafa yoracağız ve yakından takip edeceğiz. Şirket hakikaten tahmin ettiğimiz kadar hızlı büyüyor mu ve fiyat satış oranı beklediğimiz yere doğru mu gidiyor, daha yukarı mı doğru gidiyor, daha aşağı doğru mu gidiyor? Bunları hep yakalayacağız ve 5 yıl boyunca gürültüye kulaklarımızı tıkayıp sadece bu verilere bakarak hisse senedimizi toplamaya devam edeceğiz. Peki, 1 milyon dolar iddialı bir hedef. Hepinizde bu paralarda olmayabilir bu da belli. O halde hedefi biraz indirelim. 5 yıl sonra 100 bin dolarımın olması istiyorum. 100 bin doların olması için sahip olmak gereken hisse senedi 60 adet. iyimser senaryoda. Hocam ya ben gelip bir hisse senedini bile alacak güce sahip değilim şu anda. Gayet de mankul. Türkiye'de işler zor. 235 dolar as para değil. İşte bu durumda kendinize parçalı hisse senedi alabileceğiniz bir platform bulmamız lazım. Bizim platformumuz hangisi? QuantFury.com Benim kullandığım tek platform QuantFury değil. Unutmayın. 3 ayrı platform kullanıyorum. Daha ver şu videomda anlatmıştım. Her platformun da amacı başka. QuantFury'yi özellikle ne için kullanıyorum? Bu parçalı alımlar çok çok güzel de kaldıraçlı işlemle yapılabiliyor. Eğer 5 yıl sonraki senaryonuza çok güveniyorsanız burada kaldıraçla da işlem yapabilirsiniz ama kaldıraç çok tehlikelidir. Pek tavsiye etmem özellikle yeni yatırımcılara. Ama kuantörüye ne yapabiliyoruz? 50 dolarlık kripto gönderebiliyoruz. Çok yakın zamanda buraya TL veya dolar havalesiyle yapabileceksiniz kendi bankanızdan. Bitmek üzere süreç şu anda arayüzleri tasarlıyorlar. Veyahut da gelip kredi kartıyla burada 50 dolarlık bir kripto satın alıyorsunuz. Sonra da onu istediğiniz hisse senedine dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü burada hem kripto var hem hisse senetleri var, hem emtialar var, bütün yatırımlar var. Sonra da her ay düzenli olarak buraya yatırım yapıyorsun. Çünkü 100 bin dolara ulaşmak için 60 hisseye ihtiyacımız var. 60 hissenin bugünkü fiyatı 13 bin dolar civarında. 13 bin dolarınızın olmaması pek önemli değil. Aylara yayılmış bir düzende 50, 100, 150, 200 paranız oldukça düzenli yatırmaya devam ederseniz umuyorum ki kaldıratsız olarak bile 100 bin dolar hedefinize ulaşmanız mümkün. Evet, umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Bu biraz önce gösterdiğim Excel tablosu linkte var. Bulabilirsiniz orada, indirebilirsiniz. Eğer Quantfury ücretsiz olarak işlem yapmak isterseniz onun da linki yine aşağıda açıklamalarda var. Ve bir yandan SeekingAlpha.com'un indirim kuponlu linki de aşağıda. Ama 30 Ağustos'a kadar bekleyin. Çünkü orada fiyat 239 dolardan 189 dolara inecek. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ilginizi çekmiştir. Çünkü ben herkesin gerçekten ekonomik refaha ulaşmasını istiyorum. Kafanız karışmadan kolayca bunu nasıl yapabilirsiniz yolunu gösteriyorum ama unutmayın ise senin yatırımcılığı daima riskli bir iştir. O yüzden kararlarınızı verdikten sonra o şirketi yakından takip etmeniz gerekir. 5-10-15 kere yatırım yapmak yerine 2-3-4 şirkete düzenli yatırım yapması desin çizin. Tesla'yı burada sadece bir örnek olarak kullandım. Tesla dışında onlarca, yüzlerce, binlerce şirket var. Türk borsasında da harika şirketler var. Lütfen şirketinizi doğru seçin ama sonra takip etmeniz gereken faktörler nelerdir onlara paylaşın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.